Merhaba arkadaşlar, Bobart eğitim setine hoş geldiniz. Bu videomuzda vektörünü aldığımız parçaya hiçbir katı model vermeden işlemesini göreceğiz. Bunun için Bobart kısmından görüntü yüklediyorum. Buradaki dünya resmimi aldım. Bu dünya resmimi sağ tıkladım, vektöre dönüştürmeydim ve eşik değerini biraz daha düşürüyorum. Çizgi netliği ortaya çıksın diye. Tamam dedim. Görmüş olduğunuz gibi parçamın çizgilerini çıkartmış oldum. Şimdi yapacağım işlem ise parçamı düz bir kalemle işlemek olacak. Yani birlik bir kalemle tek bir çizgi üzerinden işlemek olacak. Yeni kem işledim. Frezeleme yapacağım. Üç eksenle yapacağım. Katı model seçimini şu şekilde yapıyorum. Silindir bir kütükledim. Dış çapı kendisi zaten yakaladı. Derinlik olarak 25.4 mm kendisi giriyor. Ben merkez olarak burayı seçtim ve tamam diyorum. Kütüğümü gizledim. İki eksen takım yolları diyorum. Hatta bunu iki eksen takım yollarından geometri seç diyerek birinci çizgim ve ikinci çizgim, daha sonra bu aralardaki ufak bölmeleri de seçerek işlemi yapıyorum. Bunlara derinlik olarak 0.5 mm derinlik vereceğim. Ve onda birlik bir takımda oyma işlemini yapacağım. Sağ tıkladım. Şuradan derinliğini veriyorum. 0.5 diyelim. Hatta 0.2 diyelim. Tamam dedim. Tekrar ediyorum. Burada zaten seçtiğim çizgi görünmekte. İleri dedim. Oyma işlemini aldım. Takımımı giriyorum ve takım beşikten bir V takım seçeceğim ben buradan. Kütüphaneden ekledim. Çap değişimlerini kendim yapacağım. 0.2 kesici ağız uzunluğu 0.5 totalde 90 derece tam sivri bir takım olacak dedim. Tamam diyorum. 0.5 takımı tekrar seçtim. Görmüş olduğunuz gibi parçam buraya geldi. Takımım buraya geldi. Tool ucusu zaten seçiliydi. Devir ilerleme verdikten sonra 0.12'lik adıma takım yolumu hesapla diyorum. Şu anda takım yolumu hesapladı. İlk önce bir parçamızı kaydedelim. Masa üstüne kaydettim. Daha sonra buradan simülasyon bölümüne geçiş yapıyorum. Şu anda görmüş olduğunuz parçam benim sadece çizgi üzerinden işlediğim bir parça olacak. İşlemlerimi başlattım. Takım yolumu gizledim. İşleme yaptığı yerleri daha rahat görebilmek için. Görmüş olduğunuz gibi parçamın üzerinde 10'da 2'lik bir şekilde işlemek istediğim yerleri çizgisel olarak işledim. Vektör alınmış parçayı işlememiz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.